Şimdiki konuğumuz çok değerli. Hem bir bilim insanı, hem bir hekim, hem de halk sağlığı üzerine çalışan, sağlık okuryazarlığı konusunda büyük gayretleri olan televizyon programcısı Profesör Doktor Murat Aksoy. Kendisi aynı zamanda çok da yakın dostum. Seni bu sahnede görmek bizim için şeref. Hoş geldin Murat'cığım. Alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün farklı bir sunumla bizimle Evet. Berabersin. Konuşmuştuk bu tuzun hikayesi. Gerçekten Future Healthcare ile ne alakası var diyenler de olabilir ama Sinan Hoca'nın dediklerini duyduktan sonra bence bu soruyu sormayacak. Böyle, bir de geçmişini bilmeyen geleceği şekillendiremez. Kesinlikle. O yüzden tuz esasında insanlığın başlangıcı demek. İnsanlığın bu noktaya gelmesinin nedenlerinden bir tanesi aslında tuzun insanlık tarafından kullanılması. Kesinlikle. Bugün değerli Profesör Doktor Murat Aksoy'dan tuzun hikayesini dinleyeceğiz. Ben böyle ara ara teknik arkadaşlardan da WhatsApp üzerinden mesajlar alıyorum. Şu an 9800'deyiz. Harika. Süper. Gayet iyi gidiyoruz. 62 ilden Türkiye'den bağlantımız varmış ve yurt dışından da bana da 4-5 tane mesaj geldi. Şu an 21 ülkeden izleyenlerimiz var. Muhteşem. İlginiz olsun. Muhteşem. Yaşasın. Heyecanı arttırıyorsun ama. Yaşasın online hayat. Buyurun hocam. Çok teşekkür. Şimdi ben şuradan idare etmek için alayım. Evet, herkese merhaba. Öncelikle bu nazik davetleri için hem Taze Fikir grubuna hem de Future Healthcare ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, bir geleceğe ait şekillendirmeden bahsediyoruz sağlık konusunda ama bugün biraz böyle bana ayrılan bu dakikalar içinde biraz ben hani sizi tarihe götürmek istiyorum. Tuzdan bahsedeceğiz aslında. Biraz önce Sinan Hoca'nın dediği gibi tuz da üzerinde çok tartışılan konulardan bir tanesi. Çünkü hani biliyorsunuz işte bu hem televizyonda olsun hem bilim dünyasında olsun tuz dediğiniz zaman bazısı diyor ki tuzu evet çok kullan. Bazısı diyor ki aman aman sakın 4 gramın üzerine çıkma yoksa ciddi hastalıklarla karşılaşabiliriz. İşte bugün gelin hep beraber biraz ona bakalım istiyorum. Şimdi 1900'lerin başında 1930'lara doğru gidiyoruz. Hindistan'dayız. Hindistan henüz özgürlüğünü kazanmamış ve İngiltere hükümdarlığı içinde yer alıyor ve Birleşik Krallık içinde. O dönemde 1930'larda İngiltere hükümeti bir karar alıyor ve diyor ki bundan sonra tuzun tekeli bendedir. Hindistan'da hiç kimse tuz üretemez, kendi kendine tuz üretemez, tuz kullanamaz. Eğer bunu yaparsa da çok yüksek vergi ödemek zorunda diyor. Bunun üzerine Gandhi hepinizin bildiği gibi barışçıl bir protesto yöntemi tercih ediyor ve Ahmedabad'da başlayan bir yürüyüşe başlıyor yandaşlarıyla beraber. Başlangıçta 70-80 kişi kadar başlıyorlar. Toplamda 400 kilometre bir yürüyüş bu ve 24 gün devam ediyor. 24 günün sonunda da Dandi denen şehre geliyor. Okyanusun kenarında bir şehir ve orada tuz üretiyor. Bu tuz yürüyüşü olarak tanımlanan protesto Hindistan'ın bağımsızlığa giden en bilinen, en belirgin eylemlerinden bir tanesi. Peki acaba hani Birleşik Krallığın hükümdarlığı altında yaşayan Hindistan'da başka hiçbir problem yoktu da niye tuzu protesto etmekle başladı Gandhi? Gandhi'ye bu sorulduğu zaman şöyle diyor. Su ve havadan sonra belki de hayat için en gerekli şey tuzdur. Tuz nasıl oluşuyor? Aslında tuzun oluşumu tarihsel bir süreç. Yani dünyanın ilk yıllarına geri dönmeniz gerekiyor. Henüz kıtaların oluşumunu bitirmediği dönemlere denk gelmeniz gerekiyor. Okyanusların, karaların içine kadar sızdığı, sonrasında kıtaların birleştiği ve birleştikten sonra da okyanus suyunun buharlaştığı ama tuzu bıraktığı yerler var. Buralara daha sonra yavaş yavaş topraklar gelmeye başladıkça, alivyon gelmeye başladıkça tuz katmanlar oluşturuyor. Ve tuzun katmanlaşması ile birlikte tuz madenleri oluşuyor. Ama çoğunlukla insanoğlu bu madenlere ulaşana kadar ilk önce yaptığı şey denizden tuzu elde etmeye çalışmak. Yani denizin suyunu kendi buharlaştırmak ve geri kalan tuzla
işini görmeye çalışmak. Hani işini görmeye çalışmak diyoruz ama aslında neden bu kadar önemli? Ona geçeceğiz. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, tuz kültürlerde çok önemli yer etmeye başlamış. Bizde de öyle değil mi? Şimdi şöyle bir düşünün lütfen. Türkçe'de tuzu yücelten deyimler ve atasözleri var mı? İşin tuzu biberi olmak, sonrasında tadı tuzu kalmamak, bütün hayatın tadını tuza yüklemek veya tuzlayayım da kokmasın. Mesela bizim Türkiye'de bazı şehirlerde hala bebekler ilk doğduğu zaman tuzlanır. Biliyor muydunuz bunu? Pek çok kültürde olan bir şeydir bu. Çorbada tuzu bulunmak, güzel bir iş yaparken katkıyı ifade ediyor. Tuz ekmek hakkı, ekmekle aynı şey. Hani yere düştüğü zaman alıp öpüp başımıza koyduğumuz bir değerden bahsediyoruz. Tuzla eşit oranda ifade ediliyor ekmek ve tuzluya mal olmak. Yani o kadar kıymetli ki bir tuz kadar değer veriyorsun. Çok kıymetli bir şeye bile. Peki bu neden böyle? Yani tuzun insanlık için neden önemli olduğunu düşünüyoruz bu kadar. Biraz önce dedim ya, tuz olmasaydı belki de insanlık bu noktaya gelmezdi. Neden gelmezdi acaba? Çünkü insanın, insanoğlunun açlıktan ölmemesinin nedenlerinden bir tanesi tuz. Neden böyle olabilir sizce? Düşünün, şu anda oturduğunuz rahat koltukları bırakın. 5000 yıl öncesine, 10.000 yıl öncesine gidin. Farz edin biz şu anda bir kabileydik ki bu kadar kalabalık değildi başlangıçta, biliyorsunuz. En fazla 20 kişilik gruplarla beraber yaşıyordu Homo sapiens. Şu anda belki burada yaşıyorduk. Birkaç işte hayvan da öldürmüştük. Ama bir anda burası soğumaya başladı ve bizim başka yere gitmemiz gerekiyor. Yolda yemek bulacak mıyız, bulmayacak mıyız? Ava çıktığımız zaman yeni bir hayvanı öldürebilecek miyiz, öldüremeyecek miyiz, bunu bilmiyoruz. İşte yemeği saklamanın yolunun tuzlamak olduğunu öğrendi insan. Ve tuzladığı zaman hayatta kalabildi. Açlık riskiyle karşı karşıya kalmadı. Eğer bunu bulmasaydı belki de insanoğlu çok daha sonrasında bu noktaya gelecekti ya da gelemeyecekti. İşte bir bulunduğunuz yere kar yağdığı zaman, aç kaldığınız zaman herkes açlıktan ölecekti. O yüzden tuzun insanlık için önemi çok yüksek. Şimdi tuz sodyum ve klorürden oluşuyor. Pek çok şey için söyleyebilirsiniz hani tuz tanımlamasını, ama bugün konuştuğumuz sofra tuzu olduğu için ben size sodyum klorürden bahsetmek istiyorum. Sodyum patlayıcı bir element. Klor, İkinci Dünya Savaşı'nda en fazla kullanılan ölümcül gazın klor olduğunu biliyor muydunuz? Bir patlayıcı maddeyle öldürücü bir gazın bir araya gelmesiyle sodyum klorür oluşuyor ve sizler de onu masanıza koyup sonrasında yemeklerinize ekiyorsunuz. Peki tuz nasıl oluyor da işte eti koruyabiliyor, yemekleri koruyabiliyor? Tuzun ozmotik basıncı yüksek olduğu için etraftaki suyu kendine doğru çekiyor. Dolayısıyla etleri kurutmaya başlıyor. Tabii ki bu sadece etler üzerinde değil. Aynı zamanda bakteriler, mantarlar da biliyorsunuz ağırlıklı su içeriyor. Sonuçta her hücrede su var. İşte tuz onların içindeki suyu da çekerek aslında bir anlamda ortamdan uzaklaştırıyor ve böylece yemeklerin bozulmasını önlüyor. Tamam, çok güzel. Hani tuzu o zaman kullanıyoruz. Kıymetini de biliyoruz. Hatta o kadar kıymetli olmuş ki atasözlerine kalmamış. Bugün İngilizce'de var olan pek çok kelimenin kökünü de Latince salden, yani tuzdan geliyor aslında. Özellikle mesela Roma döneminde Roma lejyonerlerine çoğu kez maaşları tuz olarak verildiği için salary kelimesi salden geliyor. Yani tuzdan geliyor. Salam kelimesi tuzlu bir yiyecek olduğu için o da gene salden geliyor. Dolayısıyla burada baktığınız zaman aslında tuzu zaten biz isim olarak bile o kadar değerlendirmişiz ki bugün Avrupa'da olan Tuzla şehirleri de gene Türkçe tuzdan gelir. Çünkü Avrupa'da da bir kısım insan gerçekten tuzlamayı Türklerden öğrenmiştir ve Türkçe kelime orada kalmıştır. Şehirlere ismini bırakmıştır.
Tabii ki tuz ve elbette burada healthcare'den konuşurken, sağlıktan konuşurken sağlık üzerine etkisinden bahsetmeden olmaz. Tuzla ilgili konuşmalar hep böyle tartışmalı gidiyor. İlk olarak 1988'lere gideceğiz Intersolte. Ama ondan önce isterseniz bizi ne öldürüyor bir ona bakalım. Yani bugün insanoğlunun yaşamını tehdit eden nedenler nelerdir? Çünkü eğer biz katilimizi bilirsek ondan korunma şansını yakalarız. Şimdi bakın birinci sırada ne var? Şu acaba lazer mi dedim? Tamam, değil. Birinci sırada ne var? Özür diliyorum, hemen geri gidelim. Birinci sırada iskemik kalp hastalığı, yani kalp damarlarının tıkanması var. İkinci sırada ne var? İnme var. Üçüncü sırada akciğer hastalıkları var. Yani insanoğlunun bakarsanız şurada %40'ı neredeyse kalp ve damar hastalıklarından ölüyor. Bunun altında yatan neden de çoğunlukla yüksek tansiyon. Şimdi Türkiye verilerine baktığınız zaman da mesela 2000 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de ölümlerin %40'tan fazlası kalp damar hastalıklarından oluşuyordu. 2019 verilerine bakıyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun, orada da %38 ile 39 civarı arasında bir değer olduğunu görüyorsunuz. Şimdi madem ki bu kadar yüksek tansiyonla ilişkili bir durum var, o zaman tuzun burada etkisi olabilir mi? Akla gelen şey o. Çünkü neden? Sodyum klorürün kana sıvıyı çekmesiyle birlikte kan volümünün, kan hacminin artması bekleniyor. Ve kan hacmi artarsa da tansiyonun yükselmesini bekliyorsunuz. Bu gerçekten böyle mi? Şimdi o zaman devam edelim bakalım. Intersolte çalışması 1988'de başladı. Bu çalışmada toplam 52 topluluk çalışma kapsamına alındı. Burada baktıkları şey neydi? İdrarda sodyum ve kan basıncı. 20 ila 59 yaş arasındaki insanlara baktılar. Toplam 10.000'in üzerinde erkek ve kadın tespit edildi. Şimdi burada Intersolte çalışması diyor ki, kardeşim eğer sen tuzdan zengin bir beslenme tarzını adapte ettiysen kendine, tansiyonun yükselir. Tansiyonun yükselmesi sonucunda da kalp damar hastalıkları ve inme riskiyle, felç riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Şimdi 1988'de bu veriler yayınlandığı zaman bunun üzerine Salt Institute, yani Tuz Enstitüsü hemen buna itiraz etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tuz üreticilerin kurduğu bir enstitü bu. Dediler ki siz yanlış yaptığınız analizi, verilerinizi bizle paylaşın. Biz yeniden onu istatistiksel olarak analiz edeceğiz. Ancak öyle inanırız size. Ve sonuçta Tuz Enstitüsü'de yaptığı çalışma sonrasında, analiz sonrasında dedi evet, Intersolte'un verileri doğruymuş. Gerçekten tuzu fazla tüketenlerde yüksek tansiyon riski daha yüksek. Bu sonrasında bir iki kere daha böyle analiz tekrarlandı ve en sonunda 2000 yılına yakın yeniden bir analiz yapıldı. Orada da şöyle yaptılar. Dediler ki siz bu 52 topluluğu tespit ettiniz ama 52 topluluğun standart deviyasyonu birbirinden çok farklı. Yani mesela şu gördüğünüz Yanomami yerlisi, Brezilya'da yaşıyor bu grup. Bu grup zaten çok az tuz tüketiyor. Dolayısıyla sen bir çalışmada günde 15 gram tuz tüketenle 2 gram tuz tüketeni karşılaştırırsan burada istatistiksel olarak hata yaparsın dediler. Ve bu 4 grubu çıkardıkları zaman tuzun hakikaten istatistiksel olarak değişime neden olmayacağını gösterdiler. Şimdi kafalar karışıyor yani. Bir öyle gidiyoruz, bir böyle gidiyoruz. Ama ağırlıklı olarak peki nasıl seyrediyor? Bir de ona bakalım. Arkasından son yıllarda DASH denen çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu yüksek tansiyonu kontrol altına almak için ne yapılması gerektiğinin araştırıldığı bir çalışma. Bakın burada tuz kısıtlaması hem yüksek tansiyonu olan hem de olmayanlarda tansiyonu düşürdüğünü gösterdi bu çalışma. Ama biraz önce Sinan Hoca bir şey söyledi. Dedi ki birçok konuda herkes için öneriler yapılıyor dedi. Ama hiçbirimiz aynı değiliz. Çağlar Bey'in genetiğiyle ben aynı değilim. Necip Bey'le aynı değilim. Hepimizin tuza verdiği aslında tepki birbirinden biraz farklı. Kimlerde mesela tuz kısıtlaması önemli? Yüksek tansiyonu olmayan kişilerde
etkisi biraz daha düşük. Ama tansiyonun varsa tuz kısıtlaması daha fazla işe yarıyor. Erkeklerde daha fazla işe yarıyor. Siyahi ırkta daha fazla işe yarıyor. Ve özellikle yaşı ileri olduğu zaman, 60 yaşın üzerine çıktığın zaman tuzun etkisi biraz daha kısıtlamasının fazla gibi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu noktada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi şu. Yani tuz kısıtlaması diyorsunuz ki, bir kişinin biraz dedi yani ders çalışması ne dedi? Dedi ki eğer tuzu kısıtlarsan dedi 7 milimetre civa düşürürsün tansiyonunu, sistolik basıncını. Tamam. Şimdi 7 milimetre civa 130 tansiyonda nedir ki diyebilirsiniz. Gelin bunun hep beraber bir formülüne bakalım. Şimdi Framingham çalışması... Çok onun ayrıntısına girmeyeceğim ama kabaca çok büyük bir çalışmadır ve bunun verileriyle bir formülasyon yapıldı ve 10 yıllık kalp krizi riskini ortaya koyabileceğimiz bir formülümüz var artık. Tamam. Şimdi diyelim ki ben kendimi şurada hemen gösteriyorum. 50 yaşındayım. Tansiyonum 130. Şurada seçebilirsiniz ilk ikisi. Benim 10 yıllık kalp krizi riskim %8.4. Peki, diyelim ki ben tuz kısıtlaması yapmadım. Düşürebileceğim o 7 milimetre civayı düşürmedim ve tansiyonum ben 51 yaşına geldiğimde 137'ye çıktı. Bakın, riskim, 10 yıllık riskim 8 küsürlerden 9-8'e çıktı. Bir yıl daha geçti, bir 7 milim daha arttı. 11.35. Yani bu ne demek? 100 kişiden 11'i kalp krizi geçirecek demek. Eğer tuz kısıtlaması yapsaydım belki de o 2 kişiyi kurtarmış olacaktım. Peki tuz kısıtlaması yapmasaydım, yani diyebilirsiniz ki burada, ya senin kardeşim zaten yaşın ilerledi, o yüzden tansiyonun yükseldi. Tansiyonum yükselmeden acaba yaşımı şey yapalım bakalım, o zaman riskim kaç oluyor? Yaşım gene 52 olsun. Kan basıncım 130 olsun. Bakın 11.5'tan 9.5'a düşürdüm kalp krizi riskimi. Dolayısıyla burada baktığınız zaman gerçekten de tuz kısıtlamasının hem tansiyon açısından ve tansiyon sonrasında da kalp krizi ve felç açısından gerçekten önemli olduğunu düşündürüyor bütün bu veriler. Şimdi son çıkan bir çalışma var. Bakın bu da çok enteresan bir çalışma. Çünkü tuzun bu karmaşık tarihi içinde önemli verilere ihtiyacımız var. Bu Çin'de yapılan bir çalışma. Bu çalışmada iki gruba ayırdılar. Çin'de 600 köyde yaşayan kişi dahil edildi bunlara. Bu iki grubun bir grubuna dediler ki siz tuzunuzu biraz değiştirin. Sodyum klorür değil de potasyum klorür tuzu kullanın. Yani sodyum gibi çekmesin o suyu, tansiyonu arttırmasın. Diğer gruba dediler ki siz normal tuzunuzu kullanmaya devam edin ve bu çok katı bir şekilde takip edildi bu grup. İki grupta da 10 bin kişi var. Bakın 10 bin kişinin verilerinden bahsediyorum size. Ve sonuç itibariyle görüldü ki yemeklerinde sodyumu sadece %25 oranında azaltan, sadece %25 oranında azaltan kişilerde inme oranı daha düşük. Kalp krizi açısından baktığınız zaman kalp krizi riski daha düşük ve tüm mortalite yani herhangi bir nedene bağlı ölümlere baktığınız zaman da yine tuz kısıtlamasının insan ömrünü uzatabileceği yönünde veriler olduğunu net olarak gördük. Şimdi tuz kısıtlamasının sadece tansiyon kontrolünü sağlayacak diye düşünmek doğru değil. Kemik erimesine de neden olabiliyor aşırı tuz. Neden? Çünkü siz sodyumu fazla aldığınız zaman idrarın onu atması gerekiyor. İdrar sodyumu atarken beraberinde kalsiyumu da atıyor. Kalsiyumu nereden atacak? Eğer kanında yeterli miktarda yoksa nereden çıkaracak en fazla kalsiyumu? Kemikten. Dolayısıyla kemiğinizi de sömürüyor. Ve idrarla birlikte kalsiyumu atarken kemik erimesi riskini de arttırıyor. Bunun yanı sıra gene önemli verilerden bir tanesi. Böbrek taşı riskini arttırıyor tuz kullanımı. Çünkü neyi atıyordu idrarla? Kalsiyumu atıyordu. Kalsiyum tuzunun idrarda fazla olması da böbrek taşı riskini arttırabiliyor. Ve hatta çok daha ciddi bir konu, mide kanseri konusunda da etkili olabilir gibi görünüyor. Bu net değil henüz.
Ancak özellikle tuzdan çok zengin beslenen gruplarda, salamura tüketenlerde tuzun mide kanseriyle ilişkili olabileceği ifade ediliyor. Neden? Çünkü midenin ve yemek borusunun iç örtüsünü harap ediyor. Aynı zamanda mide kanseriyle ilişkili olabilecek Helicobacter pylori enfeksiyonunu da arttırabiliyor. Şu ana kadar size söylediklerim hep böyle ufak bir yarar gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yıllara göre dağılım yaptığınız zaman her yıl artan bir risk, gerçekten ciddi oranda tuzun hayatımıza olumsuz bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Tarihe geri dönersek, bu son yemek eseriyle bitirmek istiyorum. Tuza atfedilen kıymetin ne kadar önemli olduğunu gösteren verilerden bir tanesi de bence burada. Şimdi ne alaka belki son yemek diyeceksiniz. Şöyle, Avrupa'da bir adet var. Diyorlar ki eğer yemek sırasında elinizden tuzu düşürürseniz arkadan şeytan itmiştir diyorlar. Tuzu şöyle alırsın, arkana atarsın, şeytanın gözü kör olsun diye. Fakat burada Da Vinci çok ufak bir ayrıntıyla tuzun kıymetini ve bu işte bir anlamda da şeytani varlığını ifade etmek istemiş. Hemen şuraya, Judas'ın olduğu noktaya dikkat çekmenizi istiyorum. Judas, Hazreti İsa'ya ihanet ederek biliyorsunuz Hazreti İsa'nın yakalanmasını sağlamıştır. Ve burada dikkat ederseniz bu masada da Judas'ın önüne devrik bir tuzluk koyarak Da Vinci aslında bir anlamda tuzun şeytani olabileceğinin de altını çizmiş gibi görünüyor. Yıllar öncesinden gelen mesaj bu. Artık bundan sonra tuz sizin için ne kadar yararlı, ne kadar zararlı karar vermeniz gereken, karar vermesi gereken kişi de sizsiniz. Teşekkür ederim.